Acesta, şuna baksana. Yemekte bu elbiseyi mi giymeliyim? Sen bilirsin. Ne demek sen bilirsin? Yemeğe gelmiyor musun? Ne giyeceksin? Ne oldu? Neden yine yüzünden düşen bin parça? Ha? Mezuniyet töreni ne zaman? Ben eve gitmek istiyorum. Derslerden yoruldum. Tören önümüzdeki ay olacak, daha var. Asıl sen şunu söyle. Yine ne oldu sana? Hasan'ın yediği tokatla ilgili bir şey mi yoksa? Doktor Hadi bana teklif yaptı. Onu reddettim. Madem onu istemedin ve reddettin, neden bu kadar üzgün ve mutsuzsun? İster kabul et, ister etme ama sen bu kararı kalbinle almadın. Kalbimle değil. Bazen çaresizlik yüzünden alıyoruz böyle kararları. Çaresizlik bileğimize takılan bir kelepçe. Biz bununla yaşamak, bununla ölmek zorundayız. Hayatımız boyunca bu kelepçeyi taşımak zorundayız. Buna çaresizlik değil, bencillik deniyor. Neden anlamak istemiyorsun? Şu senin kaba kuzenin. Hem o hem bütün ailen seni sadece kullanmak istiyor. Babanın bütün servetine ortak olmak için onunla evlenmeni istiyorlar. Bunu anlamak bu kadar mı zor? Gerçekten saf mısın yoksa aptal mı? Aptal değilim elbette. Ama burada olmak için aileme vermek zorunda kaldığım sözler var. Ben Hadi'ye doğru bir adım bile atmaya kalksam, aklım iki adım geri atmamı emredecek. Haddini bil, yoksa senin için kötü olur diyecek. Hasan'la Ayma arasında başlattığın bu yeni hikaye nedir? Onlardan ne istiyorsun? Ne var bunda? Bizimle evlilik kararımızı büyüklerimiz almıştı. Biz karşı gelmiş miydik? Ama bizim devrimiz artık bitti. Bunlar zamane çocukları. Bizim zamanımızda da farklı bir şey yoktu. Birçok sınıf arkadaşımıza aşık olup evlendi, değil mi? Ama biz onlardan ilham almadık. Ne demek bu şimdi? Bütün intikamımızı çocuklarımızdan mı alacağız? Ne? Ne ilgisi var? Şehriyar, lütfen. Bir evladım evini terk etti bile. Yurtta kalıyor ve gittiğinden beri eve uğramadı. Diğer evladımı da kaybetmek istemiyorum. Sen nasıl bir babasın? Her babanın olması gerektiği gibi. Hadi o insanların kim olduğunu biliyor mu? Bir fikri var mı? Bunlar en ufak şeye silah çekerler. Büyük oğlumu öldürteyim mi ben yani? Bunu söylemiyorum. Ama bu onu azarlayıp evden kovabileceğin anlamına gelmiyor. Başka ne yapabilirdim ki? Söylediklerini kabul mü etseydim? Elbette hayır. Ama biraz daha esnek davranabilirdin. Ben Hadi ile konuşalım, anlamasını sağlayalım diyorum. Hala anlamazsa sana söz veriyorum. Ayma için uygun bir adayı ben bulacağım ama lütfen. Oğullarını bu kadar kolay gözden çıkarma. Yeğenim Ayma nadide bir çiçek. Çok iyi talipler bulacaktır. Sen oğlun için endişelen.
Buna inanmıyorum. Bence o kız senden daha akıllı. Herhangi bir karar vermeden önce beraberinde gelecek fırtınayı düşünüyor. Kimi fırtınaları görür, kimi sevgi selini. Yapma dostum. Neyin var senin? Büyüdüğün ortamı bir düşün. Sana Ayma yakışır. Dahası o seni çok seviyor dostum. Tamam, sen de babam gibi başlama Fat. Baban olsam seni evden öyle kibarca göndermezdim. Önce bir temiz dayak atardım. Ne istiyorsun? Neyse, bunu açıkça söylesene bana. Bana akıl vermene ihtiyacım yok. Şu tavırlarına bak. Sen böyle biri değildin. Ailenin ne kadar üzdüğün hakkında bir fikrin var mı? Beni arayıp evlatlarının ne yaptığını, nasıl olduğunu soruyorlar. Onlar sadece sağlığımı düşünüyor. Kalbim ne diyor? Kimsenin umurunda değil. Öyle deme. Tabii ki umurlarında Hadi. Yarın onları görmeye git, tamam mı? Yoksa ben sürükleyerek götürürüm. Tamam mı? Nasihat vermem bitti mi? Ben gidebilir miyim artık? Seni artık tanımakta zorlanıyorum dostum. Bak, yarın eve git mutlaka. Belki ailene söyleyecekleri vardır. Ne oldu buna böyle? Hacı Esra. Hayır Biye, bırak. Hadi hayır ama. Sana istemediğimi bir söyledim. Bir kere dene bari. Hadi bak, bunu yeni aldım. Üstelik en iyi markalardan biri. Hayır, istemiyorum dedim. Rahat bırak beni. İzin ver yapayım. Bu üniversitedeki son günlerimiz. Sonrasında fakülte bitecek. Her birimiz birer doktor olarak kendi yollarımıza gideceğiz. Bu arada senin için ısmarladığım elbiseyi giy. İtiraz istemiyorum, tamam mı? Benim ne tür kıyafetler giydiğimi biliyor musun? Biliyorum. O yüzden kendi zevkime göre sipariş verdim. Kesinlikle divan ya da masa örtüsüne benzer bir şey olmayacak. Neden hep böyle şeyler giyiyorsun? Daha şık ve hoş kıyafetler giymelisin. Senin gibi mi? Evet, neden olmasın? Bir kez dene. Tamam hadi. Bırak beni. Söz, küçük bir şey yapacağım sadece. Hadi. İstemiyorum. Bir deneyelim. Esselamu aleyküm abi. Ve aleyküm selam. Sana bir şey sormak istiyorum. Şu sizin tören ne zaman? Önümüzdeki ay. Neden sordun, her şey yolunda mı? Amcan düğün tarihinizi belirlemek istiyor. Ama ben bunun diplomanı aldıktan sonra olmasını istiyorum. Alo. Hacesta. Söylesene kızım. Uygun değil mi? Evet, uygundur. Sen en iyisini bilirsin. Düğün için istediğin tarihi alabilirsin. Benim bir itirazım olmaz. Tamam, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Nasıl yani? Seni istedikleri zaman evlendirebilirler mi? Neden istemediğini söylemedin? Git buradan. Çok yorgunum. Yatıp uyumak istiyorum. Sen delisin. Yapma bunu. Sana layık biri değil. Göz göre göre kendini ateşe atıyorsun Hacesta. Lütfen.
anlıyorum. Tamam. Birazdan orada olurum. Gelince konuşuruz. Tamam. Tamam. Girebilir miyim? Selamun aleyküm baba. Doktor Zahit bana bütün gece eve gitmediğini, nöbete devam ettiğini söyledi. Senin için fark eder mi? Tabii ki ediyor baba. O yüzden buradayım. Neden anlamıyorsun? Bana baba demene gerek yok. Senin gözünde ne kadar değersiz olduğumu artık çok iyi biliyorum. Neyin var senin? Neler söylüyorsun böyle? Hasan seninle ilgili bir konuda haklı. Beni kandırmayı gerçekten iyi biliyorsun. Öne sürdüğün bütün gerekçeler yalan. Ve her şeyin arkasında o kız var, değil mi? Tamam. Madem her şeyin arkasında onun olduğunu düşünüyorsun, o zaman oğlunun o kıza ne kadar değer verdiğini de bilmen gerekir baba. Eğer isteseydim o kızı fakülteden 2 günde attırırdım. Bu çok kolay olurdu. Ama bunu neden yapmadığımı iyi biliyorsun. Çünkü sen zalim değilsin. Fırsat eşitliğine inanan birisin. Ama ucu sana dokunmadığı sürece. Boşuna seninle konuşmaya çalışıyorum. Nereye? Babanı mı göreceksin? Evet öyle. Neden? İçeride biri mi var? Aslında şu an Hadi onunla konuşuyor. Sen daha sonra orası... Hadi... Büyük oğlunun mahremiyetine gerçekten önem veriyorsun. Dinle. Doktor Şehriyar'a sen izah et. Onu kandırmasına izin vermesin. Ve Hadi'nin reddettiği şeyi bana teklif etmeyin. Bundan nefret ediyorum. Biz de senden bahsediyorduk. Beni basketbol topu yerine koymaktan vazgeçin. Dayım beni potadan potaya atabileceğini sanıyorsa yanılıyor. Bunu ona söyle lütfen. Neden bahsediyorsun baba? Diyelim ki sen istediğin için Ayma ile evlendim. Ya bir ömür boyu mutlu olamazsam ne olur ha? Hayır, çok mutlu olacaksın. Ayma da senin için istediğim her şey var. O seni mutlu edecektir. O çok iyi bir doktor. Onunla evlenmek isteyen birçok kişi olacaktır. Kesinlikle. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyorum ama... Sobia'yı arayıp haber verdim. Birkaç güne burada olur. Bana bir iyilik yap ve eve dön. Ne? Halamı ne diye aradın ki? Evlenmek istemediğini söylemek için. Böylece Ayma için başka adaylar bakabilir. Şimdi git lütfen buradan.
Neden öyle söyledin? Bu sana hiç yakışmıyor. Her insan evladına güvenmek ister. Ama seninki, gurur duyduğun oğlun... Öyle mi? Bu aynı oğul değil mi? Hani o senin gururun, her şeyindi? Sanki hiç böyle olmamış gibi... Bir anda sadece benim oğlum oldu. Beni en çok üzen ve de en çok yaralayan şey de bu zaten. Aynı şeyi Hasan yapmış olsaydı yine üzülürdüm ama bu kadar incinmez ve içerlemezdim. Çünkü Hadi... Sana teşekkür etmek istiyorum. En azından Gülrez'in kızı olarak burada hapis hayatı yaşadığımı ve yıllardır acı çektiğimi ailenin önünde kabul ettin. İnan bana, çok mutluyum. Yıllardır yaktığın kor ateşe su serptin. Muhabbetinle söndürdün. Sanırım geriye kalan külleri de şefkatinle süpüreceksin. Çayı geri götür. İçmek istemiyorum. İç Emruz. Henüz o kadar soğumamıştır.
Hasan bak, şimdi beni iyi dinle lütfen. Neden bahsediyorsun? Aklından zorun mu var senin? Ha? Ne saçmalıyorsun sen? O kız seni herkesin önünde tokatlamamış mıydı? Söylesene, ne çabuk unuttun bunları. Seni aşağılamadığı bir an oldu mu hiç? Hatırlasana. Neden susuyorsun Hasan? Ne düşünüyorsun? Cevap ver bana. Böylesine kibirli insanlar yaptıklarının bedelini ödemeli Hasan. Gerisi cesaretine kalmış. Bakalım, sende o var mı? Bana kalırsa o iki arkadaşın da üşütük. Yok öyle bir şey. 5 yıllık samimiyetten diyelim. Evet, öyle diyelim. Affedersiniz, Doktor Şehriyar sizi laboratuvara çağırıyor. Doktor Şehriyar mı? Beni neden çağırıyor? Yani ne oldu ki? Benden haber vermemi istemişti. Belki de önemli bir şeydir. Hemen gelsin dedi. Onu kendisine sorarsınız. Muhtemelen bir şey kaybetmiştir. Sadece sen bulabilirsin. Ne de olsa onun ve oğlunun tek gözdesi sensin. Sen de benimle gelirsin değil mi? Tamam, gidelim. Bia, fotoğrafımı çeker misin? Ben hemen gelirim. Sen git. Tamam, gel. Ha, ne oldu Ayma? Neden yemeğe gitmedin canım? Bütün çocuklar oradadır eminim. Herkes çok eğleniyordur. Gidersem kıskanacağımı bildiğim için gitmemem gerektiğini düşündüm. Ayma, zor olduğunu biliyorum ve üzgünüm. Bu olanlar beni de çok endişelendiriyor. Aslında seni de hiç anlamıyorum. Bir yandan Hadi'ye destek veriyorsun. Öte yandan onunla konuşacağını, anlamasını sağlayacağını söylüyorsun. Bu nasıl bir çifte standart böyle?
Bunu daha ne kadar sürdüreceksin? Ömrüm yettiğince. Çünkü bir anne hayatı boyunca bu çifte standardı yaşar. Bir yanında evlatların vardır, öteki yanında kocan. İki tarafı da görmek istersin ve ne gerekiyorsa yaparsın. O yüzden kimin önünde eğildiğinin hiçbir önemi yoktur. O halde sen git. Birlikte kutlayın bunu. Benden ne istiyorsun? Senin çocuğun değilim ben. Ne saçmalık. Bu evde herkes bana hakaret ediyor ve gidiyor. Çok saçma. Bu nasıl olabilir ki? Sevgi, şefkat, anlayış. Gençliğimde bunların hepsini verdin bana. Ama bugün benim buna şimdi ihtiyacım var. Babam mı çağırdı? Laboratuvara. Evet, biri gelip haber verdi. Önemli olabilir dedi, o yüzden. Ama bu saatte ya. Sen bir bak istersen. Doktor Şehriyar. Doktor Şehriyar beni izlemiş. Nerede o? Anlaşılan yanlış duymuşsun. Doktor Şehriyar değil, Hasan Şehriyar aradı seni. Ne istiyorsun benden? Ben o kadar çabuk unutmam. 5 yılın hesabını görmem gerek. Hatırla, bana attığın o tokadı. Dert değil. Neticede hesabımı bugün görebilirim. İnsan içine çıkacak yüzün olmayacak. Neden bahsediyorsun sen? Ne olduğunu şimdi göreceksin. Çek elini yoksa... Yoksa ne yaparsın ha? Ne? Bağırır mısın? Bağır. En fazla ne olur? Beni kötü bilirler. Ama zaten öyle biliyorlar. Ya sen? Televizyoncular peşine düşer. Gazetelere manşet olursun. Herkese rezil olursun. Hı? İşte. Düşüncesi bile kabus gibi. Ben elimi çekmeyeceğim. Sen istediğin kadar bağırabilirsin. Bağır. Uzak dur benden. Ne? Thank you.
Sakin ol ve beni dinle. Hacesta ile senin aranda artık çok fark var. Bak merak etme, sana iyi bir aileden kız bulacağım. Başkalarının canı cehenneme. Ne farkımız var abi? Söylesene, ne farkımız var? Bunu görmüyor musun sen? O artık çok ilerledi. Doktor oldu. Sen hala aynı yerde duruyorsun. Nasıl oldu bu? Hadi nasıl yaralandı? O saatte laboratuvarda ne işi vardı onun? Neden susuyorsun sen? Bir şey söyle. Ben bir şey bilmiyorum. Nasıl yaralandığını bilmiyorum. Sizi anlamak imkansız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.